Evet. Kaldığımız yerden devam ediyorum. DC yayının ölçüsünü sormuş. DC yayının ölçüsünü sormuş. Şimdi şurası 25 derece ise burası 50 derecedir. Burası da 50 derecedir. Çünkü paralel doğrular arasında kalan yaylar ne olacaktı? Şöyle paralel olduğu için buradaki yayla buradaki yay aynı olacaktı. O zaman buraya 50-50-100 yaptı. Buraya ne kaldı? 80 kaldı. Şimdi buradan şöyle geldiğimiz zaman, buradan da böyle geldiğimiz zaman yarıçapın buradan 18 ise 9 burası, 9 burası, 9 burası, 9 burası olduğunu görüyoruz. 80 ise merkez açı ne olacak? 80 derece olacak. Şimdi yay uzunluğunun formülü neydi? Yay eşittir 2 pi r çarpı alfa bölü 360 demekti. Şimdi yayı bulmak için yani DC yayını bulmak için yay eşittir 2 pi'yi yazıyoruz. R 9. 9'u yazıyoruz. Merkez açı orayı gören merkez açı 80 derece. Değil mi? Bu yayı gören sen merkez açı 80, 80 bölü 360 dediğimiz zaman sonucun gelmesi gerekiyor. Evet. Şimdi bunlar gitti. Şunda şu 18 yapar. 18'de sadeleştirirsem 2 yapar. 8 pi, 8 pi bölü 2 sonuç 4 pi olacakmış yayın ölçüsü. Yayın ölçüsü 4 pi'ymiş arkadaşlar. Evet. Şimdi devam ediyorum. Şuna geldim. Bunun için şöyle demiştim hatırlayın. Şöyle. Şöyle bunun içine bir tane daha çizecektik şöyle. Sonra buradan şu şekilde bir çizgi çizdiğimiz zaman pratik yolumuz şuydu. Şurası AA şeklindeydi. Buranın alanı sorulduğu zaman A kare pi dediğimiz zaman halkanın alanını buluyorduk değil mi? A kare pi. Şimdi AB uzunluğunu kaç vermiş bize? 8 vermiş. 4 4. O zaman 4'ün karesi pi dediğim zaman şu taralı bölgenin alanını bulmuş oluyorum. 16 pi olacakmış alan. Yani şu. Bunları tek tek yazdırmıştık arkadaşlar sizlere pratik olarak. Şimdi şöyle geldik. Şöyle geldik. BD yayının uzunluğu AC yayının uzunluğu oranı nedir demiş. Şimdi şöyle. Buradan şuraya geldim. Buradan da buraya geldim. Buradan da buraya geldim. Hatırlayın bunu. Şimdi iki kırığı birleştiren çift çizgi, iki kırığı birleştiren çift çizgi, iki kırığı birleştiren çift çizgiydi. Tamam. O zaman buradaki açı kaç derece olmalı? 60 olmalı. Niye? Çünkü eşkenar üçgen çıktı. O zaman FE yayını gören açı kaç derecelik açı? FE yayını gören açı 60 derecelik. O zaman şurası hatırlayın 30-30-120 üçgenleri oluşuyordu. 30-30-120. 30-30-120. Ve burası A ise burası A ise burası A ise burası A ise A kök 3 oluyordu şurası A kök 3 A kök 3 A kök 3 hipotenüs olan yer veya karşısı 120'nin karşısı A kök 3. Şimdi önce FE yayının uzunluğunu bulalım. Yay eşittir neydi? 2 pi r çarpı alfa bölü 360 formülümüz bu. Şimdi önce FD yayıyla başlayalım. FD yayı eşittir. 2 pi çarpı r'miz burada bakın r'miz şurası yarıçap olmuş oluyor. Şurası merkez olmuş oluyor. Burası da yarıçap olmuş oluyor. A kök 3. Dur. A kök 3 çarpı A kök 3 çarpı 60 bölü 60 bölü 360. Şimdi bir de AC uzunluğumuz var. AC AC yayı şurası AC yayı. AC yayını bulmak için 2 pi çarpı r'nin değeri ne? Bakın şu yayı bulmak için kullanacağımız yarıçap A. A çarpı merkez açımı kaç derece o yayı gören? 120 derece. 120 derece. Şu yayı gören açı 120 derece. 120 bölü 360 yapacağız. Şimdi burada sadeleştirmeler. Şunlar sadeleşir. 2 pi'ler sadeleşir. A'lar sadeleşir. Ne kaldı geriye? Kök 3 60 değil mi? Kök 3 60 bölü aşağıda sadece 120 kaldı. 120. Bununla bunu da sadeleştirirsem 2 olur. O zaman kök 3 bölü 2 olacakmış. Cevabımız Adana'da var diyoruz. Soru iyi bir soruydu. Şuna geldik. Evet. Şimdi ne yapmış? 12 tane parçaya bölmüş. O zaman 360 bölü 12 ne yapar? 30 yapar. Her bir aralık 30 dereceymiş. 30, 30, 30 diye devam eder. Ve sonra şekildeki dönme dolap 12 kabinden oluşmaktadır. Dönme dolabın saat yönünde, saatin yönü bu taraf dönmekte ve yarıçapı 15 birim olmakta. Tamam, yarıçapı 15 ise şu uzunluk şuradan şuraya geldiğimiz şu uzunluk 15'miş. Güzel. Hatta üniversite sınavında çıkmış sorunun benzeri bu. Ne diyor?
Buna göre 9 nolu kabin. 9 nolu kabin şurası. Güzel. 5 nolu kabinin bulunduğu noktaya gelinceye kadar aldığı yol nedir? 9 nolu kabinin 5 nolu kabine gelinceye kadar. Evet. Saat yerinde döndüğüne göre, bu tarafa doğru döndüğüne göre 5 nolu yere gelecekse kaç derece dönecek? 30. 30. Değil mi? 30. Şurası 30 ve şurası 30. 30, 60, 90, 120. Yani buradan şöyle, şöyle 120 derecelik dönecekmiş. Bunu anlıyoruz. Yarıçap ne? 15. 15. Hepsini siliyorum. Temiz hale getiriyorum. Yeniden şöyle kalın noktalarla yeniden ifade ediyorum. Şurası kalın nokta dedim ama şöyle şöyle yaptım. Burası 15'miş yarıçap. Şurası 30, 60, 90, 120. 120 derece. Ve şuradaki açı 120 derece, merkez açı. Neydi? Şuradaki yayı soruyor. Aldığı yolu soruyor. Yay demek, yay. Eşittir 2 pi r alfa bölü 360. Bunu kullanacağız. O zaman yay eşittir 2 pi, 2 pi çarpı r ne? 15 çarpı merkez açı 120 bölü 360. Şimdi o zaman ne yapacağız? Şunları sadeleştireceğiz. Şunları sadeleştireceğiz. Ne olur burası? Bununla bu sadeleşirse, bununla bu sadeleşirse burası 3 olur. 45, hayır 30. 30 pi bölü 3 olacakmış. 10 pi olurmuş aldığı yol. Var mı şıklarda? Evet var. Şimdi burayı da sildim. Şuna geldim. Burası 6, burası 6, burası 6, burası 6. Şurası alfa olsun, şurası da beta olsun. Alfa ile beta'nın toplamı kaç derecedir? 120 derecedir. Yani 180 derecedir bu kuralına göre. Şimdi sen bunu, bu dilimi buradan alıp şuraya yapıştırabilir misin? Şu alfayı buraya getirerek, alfayı buraya getirerek şöyle yapıştırabilir misin bunu buraya? Yapıştırırsın. O zaman sana yarım dairenin alanını soruyormuş bu. O zaman taralı dilimlerin alanı nedir diye sorduğuna göre, bunu buraya taşıdığına göre sen şu yarım daire bulacaksın. Pi r kare alan demekti. Alan. Yarım daire olduğu için pi çarpı 6'nın karesi bölü 2 demen lazım yarım olduğu için. 36 pi, 36 pi bölü 2 yani 18 pi olacakmış cevabımız Bursa'da var. Cevap 18 pi. Buna geldik. Bu biraz zora benziyor. Bakalım ne kadar zor olacak. Şurası 4 ise burası 4. Tamam. Şimdi şurası merkez. Bu da bu arada bölgenin alanı kaç birim karedir? Şöyle yaptık. Şöyle yaptık. Burası R, burası R. Tamam. Şuradan şöyle geldiğimiz zaman burası dik olduğundan, burası da dik olduğundan, bu da simetrik bir şekil olduğundan, buna deltoid diyoruz bu şekilde. Şurası 30 derece. Hemen kalemin ucunu küçültüyorum. Şurası 30, şurası 30 derece. Şurası da ne? 60. Şurası da 60. Şimdi 30'un karşısı R ise 60'ın karşısı R kök 3. R kök 3. O zaman R kök 3 eşittir. R kök 3 eşittir 4 ise R buradan ne olacak arkadaşlar? 4 bölü kök 3 olacak. Dursun mu? Buradaki açı kaç derece? 120. Siliyorum hepsini. R 4 kök 3. Sildim. R 4 kök 3. Biraz daha düzgün bir şekilde tekrardan çiziyorum şöyle. Şöyle. Buradaki açı 120 derece demiştik. 120. Şurası 4 bölü kök 3 demiştik. Tamam. Şimdi şu daire diliminin alanından, şimdi dairenin alanı alan pi r kare. Dilim olunca dilim pi r kare alfa bölü 360 oluyor değil mi? Bir de üçgenin alanı kenarları belliyse, A, B belliyse, burada alfa belliyse bunun alanı alan 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı sinüs alfa şeklindeydi. AB sinüs alfa şeklindeydi. O zaman şu dilimin alanından şuradaki üçgenin alanını çıkartırsam taralı alan kalır. Dilimin alanı nasıl bulunacak? Şuradan bulunacak. Pi çarpı r ne? 4 bölü kök 3'ün karesi pi r kare çarpı merkez açı 120 120 bölü 360. O zaman 16 bölü 3 yapar. Pi çarpı 16 bölü 3 çarpı. Bununla bunu sadeleştirirsen 1 bölü 3 yapar. O zaman burası 16 bölü 9 pi olacakmış. 16 bölü 9 pi. Hepsinde de 16 bölü 9 pi var.
Olmayanları götürürüm diyecektim ama olmadı. Şimdi tamam. Dilimin alanını bulduk. Bu. Şimdi şu üçgenin alanını bulalım. 4 kök 3. 1 bölü 2 çarpı 4 bölü kök 3 çarpı A sayısı. B sayısı da 4 bölü yanlar AB oldu. 4 bölü kök 3. Sinüs 120, sinüs 120, sinüs 60 ile aynı. O da kök 3 bölü 2 demek. Dolayısıyla şununla şunun bir tanesi giderse. Şurası 4 yapar. Bu 4'ü götürürse. O zaman geriye sadece 4 bölü kök 3 kaldı. O zaman şöyle 16 bölü 9 pi, 16 bölü 9 pi eksi üçgenin alanı 4 bölü kök 3. 4 bölü kök 3. O da 4 kök 3 bölü 3 yapar. 4 kök 3 bölü 3 cevabımız Adana'da varmış. A şıkkı cevap oldu bu şekilde. Şimdi şuna geldim. Evet. Bunun yarıçapının ne olduğunu görüyoruz? 6 olduğunu görüyoruz. Buraya gelirsem 6 olur. Buraya gelirsem 6 olur. Şimdi yukarıya gidersem ne olur onu bilmiyorum. Evet. Şimdi şuraya gelirsem tamam burayı bulmuş olurum. Bunun yarıçapını bulurum. Tamam güzel. O zaman büyük dairenin alanından büyük dairenin alanından R kare diyeyim. Şuraya R diyeyim. Büyük dairenin alanı burası R olduğuna göre pi R kare midir? Bu büyük daire. En büyük daire. O zaman önce ben buradan R kareyi bulayım. Söyleyeyim bana. Pisagor olduğundan dolayı 4'ün karesi artı 6'nın karesi eşittir R'nin karesi. 16, 36, 52 yapar R'nin karesi. Şunun yerine 52 yazarsam bakın buradaki R kare 52'ye eşitmiş. Şuraya 52 yazarsam en büyük dairenin alanı 52 pi olacakmış. 52 pi. Bu dursun. Şu yarım dairenin alanını bulalım. Şimdi yarım daire. O da pi çarpı neyin? 6'nın karesi bölü pi re kare bölü 2. 18 pi de burası geldi. Şu beyaz alan. Tüm alandan 52 pi'den 18 pi beyaz üçgenin alanını çıkartsam geriye sarılar kalır. 18 pi'yi çıkartırsam burası 12'den 4 olur. 4'ten 3 olur. 34 pi olacakmış cevabımız yani Ceyhan. Cevap Ceyhan arkadaşlar. 34 pi. Tamam. Geldik buraya. Buradan bir sorumuz var. Yoklama yazdım sanırım. Yeni geldim. Yoklama yazdım. Evet yok yazılmış olabilir. Şimdi şöyle. BC yayının uzunluğu nedir diye sormuş. Şöyle geldiğim zaman arkadaşlar merkeze. Buradan merkeze. Buradan da şuraya geldiğim zaman. Şimdi buradaki uzunluklar eşit olduğuna göre bunlar da eşit olduğuna göre, RR olduğuna göre, RRR olduğuna göre bu şekil simetrik katlanmış bir şekildir. Yani şurası 30, burası 30'dur. Aynı şekilde burası 30'dur, burası da 30'dur. Niye? Çünkü ikizkenar üçgen. Böyle baktığın zaman da ikizkenar üçgen. O zaman 30-30-120 üçgenin özelliği 30-30-120 üçgenin özelliği A kök 3 müydü? Demek ki buralar 6-6'ymış. 6 kök 3 olmuş. E güzel tamam. Şurası eğer 60'sa burası 120'dir yay olarak 120'dir. Merkez açı gördüğü yayın aynısı 120'dir. Tamam bu da tamam. Şimdi BC yayının uzunluğu yay. Yay eşittir. Neydi? 2 pi çarpı R çarpı alfa bölü 360 demekti. Yay eşittir. 2 pi çarpı R ney burada? 6 çarpı 120 120 bölü 360. Şunlar sadeleşirse 3 olur. 2 pi çarpı 6 bölü 3. 12 pi bölü 3'ten 4 pi olacakmış cevabımız. Nerede var? Ceyhan'da var. Evet. Şimdi buna geldim. Şöyle. Tamam. Şimdi bu uzunluğa eşit olduğuna göre burası eğer sarı bölgeyse bu sarı bölgeyi buradan alıp buraya ne yapabilirim? Taşıyabilirim. O zaman benden ne istiyor? Şu dilimin alanını istiyor. 90 olması için 40. 90 olması için burası da 40. Kaç oldu? Niye ikizkenar olduğu için yarıçaplar eşit olduğu için 40-40 oldu. O zaman buraya 100 kaldı. Yani yüzlük dilim lazım bize. Dairenin alanı pi re kareydi. Pi re kareydi. Dilim olunca pi r kare çarpı alfa bölü 360'tı. O zaman şimdi
Pi'yi yazıyorum. R burada 3 kök 2'nin karesi çarpı merkez açı. Bu dilimin merkez açısı, şu dilimin merkez açısı 100 derece. 100 bölü 360 diye yazıyorum. Şimdi bakalım ne olacak? Şu 0 bu 0 gider. Güzel. 9 çarpı 2, 9 çarpı 2 18. 18 pi çarpı 18 pi çarpı 10 bölü 10 bölü 36 oldu. Bununla bunu sadeleştirirsem 2. 10 pi bölü 2 o da 5 pi yaparmış cevabımız. Yani Ceyhan'da var. Cevap Ceyhan'da var. Son bir dakika diyor ama şöyle buranın alanını sormuş. Şuradan merkez belirliyorum kendime. Şöyle 60'sa 120'ye, merkez açısı 120'ye, 120 30 30 üçgeni gelir. Burası RR yani 6 6. Şimdi 6 ne diyeceğim? 120'lik dilimden şu üçgenin alanını çıkartacağım. 120'lik dilim pi çarpı neyin karesi? 6'nın karesi çarpı 120 bölü 360 dedim. Eksi üçgenin alanını çıkartacağım. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 6. 6 çarpı 6 çarpı sinüs 120. Sinüs 60 ile aynıdır. Sin 120. Sin 60 ile aynıdır. 60 ile aynıdır. O da kök 3 bölü 2'dir. Şuraya kök 3 bölü 2 yazarsam. Şimdi bakıyorum. 0 0'ı götürür. 36 36'yı götürür. 12 pi olur. 12 pi. Şimdi bununla bunu sadeleştiririm 3. Bununla bunu sadeleştiririm 3. 3 kere 3 9. 9 kök 3 olacakmış. 12 eksi 9 kök 3. 12 pi eksi 9 kök 3. Yani cevabımız Edirne olacakmış arkadaşlar. Şimdi bakıyorum saatimize. Saatimize bakıyorum. 12 MFB 20 geçe bitecekmiş arkadaşlar. Bugünlük erken bırakmak zorundayım. Çünkü öbür dersleri yanlışlıkla 40 dakika yapmışım. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şuradan isterseniz yoklama aldık artık ona geçti.